Anadolu kalkınma ve tanıtma hakkı, Türkçeler Müziği topluluğunun konserinde gönül dostlarına hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. İzzet Baysal, Şükran günlerinde özellikle bugüne kadar onun anma törenlerinde Türk Sanat Müziği koromuz görevini ifa etmek üzere bu akşam da sizlerle beraber. İzzet Baysal Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Baysal ve sayın eşlerine, kızları Sayın Esindik ve beyefendiye, Cahit Bey'e. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyor. Gecemizi şereflendirdikleri için teşekkür ediyoruz kendilerine. Değerli dostlar, müzik bambaşka bir havanın oluşmasına yardımcı olan bir unsur. Zaman gelecek, duygu ve düşüncelerimizi seslendiren, anlamlandıran ve ne olup ne olmadığıyla ilgili bazen hüzne, bazen sevince harg eden bir yaşam tarzının sazın teline yansımış olan bir şarkı türü, halk müziği türü. Bu insanları rahatlatan, insanlara huzur veren bir olay. İnsanlarımız sabahleyin kalktığı zaman bile en dar zamanlarında mutfağa geçtiği zaman terennüm ettiği şarkılar vardır, türküler vardır. Bunlar Anadolu'nun yaşam tarzıyla ilgili örtülü, yaşanmış olayların bir hikayesi şeklindedir. 7'den 70'e herkesin söylediği bir şarkı vardır. Bugün, bu akşam Bolu'nun babası diye tanımladığımız, Bolu insanının koymuş olduğu bir isim, İzzet Baba. İzzet Baba'nın anısına ithafen bu akşam bu konseri sizlerle beraber yürütmek, güzel ve sağlıklı bir gece geçirmek istedik Türk Sanat Müziği topluluğu olarak ve siz değerli konukların bu gecenin önemine binaen salonu doldurmuş olmalarınız bizi son derece mütehassıs etti. Topluluğumuz adına teşekkür ederim. Önceleri hayır adam dedik. Sonra hayırların efsane adamı. O delik ceplerinde elleri buz kesen çocuklar gördü, yaptı okulları, yurtları, spor salonlarını. O yaşlılar gördü, belleri bükük, derman arayan, yaptı yaşlılar yurtlarını, huzur evlerini. O hastalar gördü, şifa arayan ve yaptı sağlık ocaklarını, hastanelerini. O çocuklar gördü doğumdan ölüme uzanan yolda bilimin aydınlığını arayan, okullarını kurdu. Hepsini tek tek A'dan Z'ye, ilköğretimden
üniversiteye. Ona baba dedi bu halk. Halkın verdiği sıfatı hiçbir güç söküp atamazdı gönüllerden. O artık doğumdan ölüme bütün Bolu'nun İzzet babası oldu. Saygı sana, şükran sana, ruhun şad olsun İzzet baba diyoruz. Ve değerli dostlar, yaşamı içinde yaşadığı dönemlerde kendisini tanıyanlar anılarıyla mutlaka baş başa kalacaktır. Ancak kendisini bir başkasının ağzından anlamını bulan değerlendirmede bir takım konuların ne olup ne olmadığını bu akşamki şarkılarda onun hoşlandığı biçimde beslenmiş şarkılarda birlikte olacağız. Geceniz güzel ve mutlu olsun diyorum ve sunucu arkadaşımız Sayın Hikmet Manaz'ı buraya davet ediyorum. Sayın İzzet Baysal ailesi ve İzzet Baysal vakıf üyeleri, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı üyeleri, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi yönetimi, Kadir Şinas, Bolulular ve genç kuşaklar, değerli basın mensupları, ilkeleriyle, öğütleriyle, eserleriyle yaşayan ve yaşatan babamız İzzet Baysal anısına icra edeceğimiz konserimize hoş geldiniz diyor. Arkadaşlarım adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çalışmak Tanrı ilacıdır diyen bir asra yakın ömründe çabalarıyla insanlığın hizmetinde olmayı ilke edinen örnek insan İzzet Baba'nın adını ve anısını yaşatmak için düzenlenen 29. Şükran günlerinde Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği topluluğu ile bir kez daha buluşmuş oluyorsunuz. Bu gece İki genç kardeşimizin görev aşkıyla aramızdan ebediyen ayrılışı bizi sarsıyor ama yüreğimiz yangın geriyor. Onlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerle sabırlar diliyoruz. Bu konser emeğini, varını yoğunu doğduğu topraklara adamış bir hayırsevere minnet ve şükran duygularımızı sunmak için düzenlenmiştir. Sizlerin de böyle algıladığınızı hissediyor ve teşekkür ediyorum.
Bir başka emektarı huzurlarınıza çağırmadan önce onun emek verdiği kişileri sahneye almak istiyorum. Evet, bu geceki konserin vazgeçilmez sazendelerini sahneye davet ediyorum. Hanendeleri huzurlarınıza çağırıyorum. Karşınızdaki bu topluluğun bir emektarı var. O da bu şehrin insanları için emek harcıyor. Repertuarın hazırlanması, olgunlaştırılması ve bütün bu hazırlıklar için olağanüstü çaba harcayan müzik tutkulu bir şefimiz var. Ayşegül İntir. Kürbili Hicazkar makamda üç güzel eserle başlıyoruz. İlki güftesi Reşat Öztürkçü'ye, bestesi Avni Anıl'a ait. Safalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. İkincisi güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Laf Tacı Rüsva'ya ait. Gidelim Göksu'ya, bir alem yâb eyleyelim. Son olarak güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi ben uğruna boş yere mi verdim? Evet, sazlarımız, sazendelerimiz, nazendelerimiz ve hanendelerimiz ve şefleri Ayşegül sizlerle. Thank you.
Değerli konuklar, yaşam dediğimiz insan ömrü bir süreç. Sevinçler, mutluluklar, acılar, kederler, pişmanlıklar, sitemlerle dolu, çalkantılı bir süreç. Ve bir gün güneşin hiç doğmadığı sonsuzluğa gideceğiz. İşte o zaman çalkantılar bitecek ve sükun bulacağız. Buna da ölüm diyoruz. Yahya Kemal Beyatlı, ölüme karşı korkusuzluğunu rahatlattığı Ritlerin Akşamı adlı şiirinde anlatarak yaşarken sükun bulmaya çalışmıştır. Mine Nurettin Selçuk da Segam makamında bestelediği bu eserde bir gün son bulacak hayatımızı dilediğimiz gibi yaşamaya, hayatın neler getirip götüreceğinin bilinmezliğini notalar eşliğinde anlatmaya çalışmıştır bize. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Seslendirecek solistimizi huzurlarınıza çağırıyorum. Alkışlarınızla Şafak Namdar geliyor.
Sadistçe bir davranış. Beklemek yapayalnız kalmak gibidir. Hele bir de vakit akşamsa yalnızlığımızı hüzün kuşatır. Bekletenler de yaşattığı bu duygudan gizli gizli mutlanır. Karşılıklı yaşanan bu duygular, sitemler bir sitemkar bir dille yansıtılıyor. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gel diyorsun. Güzel makamda beslenen bu şarkıyı şimdi sizlere Erdal Yüzüoğlu yorumlayacak. Alkışlarınızla Erdal Yüzüoğlu'nu görüyoruz. Thank you.
Biraz gönül bize dokunduk ama değdi herhalde, alkışlarımızdan öyle anlıyorum. Alkışlayan ellerimiz dert görmesin diyorum. Değerli konuklar, sırada Kadri Şençal'a ait Hüzan bir eser var. Bu kez de koromuzdan dinleyeceğiz. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir gülün saz geldi geçti. Evet, koromuz tekrar sizlerle. Değerli büyüklerim, sevgili gençler, bağışlamak, affetmek büyüklüktür deriz hep. Ve hep büyüklerden bekleriz. Aslında büyük küçük ayırt etmeden hayatın her alanında affedebilsek birbirimizi, gerginlikler, kırgınlıklar yaşanmaz. Ve böylece daha huzurlu yaşarız. Ama böyle davranmak bana göre naif insanlığın başaracağı bir davranıştır. Ayhan İnter'in dizelerine kulak verirseniz eğer, siz de benim gibi düşüneceksiniz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktı, çalmadan bir içeri. Yüreğin genişliğine ve bağışlayışına bakar mısınız? Evet, bu son Hüzzam eseri. Bestecisi İrfan Özbakır. Seslendirecek solist ise Ahmet Tekin Koçer. Alkışlarımızla geliyor. Evet.
derseniz kolay insan gelir çünkü suçun birilerine yükle. Baki Duyarlar Rast makamındaki eserinin her dizesinde bahtını yani feleği suçluyor. Hiç mi öz eleştiri yok? Evet yok. Birlikte dinleyelim, görelim. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Nerelere gideyim kara bahtım gülmeye? Evet, bu eseri seslendirecek solistimizi çağırıyorum huzurlarınıza. Rıza Şen geliyor. Thank you.
babasına. Babasını ve kızını kutluyoruz. Koromuzdan dinleyeceğimiz iki güzel hareketli parça var Rast makamında. İlki Dramalı Hasan Güler'e ait. Açılan bir gül gibi, bir kalbe gönül gibi. İkincisi Güftesi Bekir Sıkkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gaybı, gibi bitler öter ötmez oradayım. Evet, koromuz bu bölümde son kez sizler. Thank you.
sesimleri Ali ve Fazlı Atı dinlendirirken sizler kaygınızı uygunlarsınız. Kritiğinizi yaparsınız, hiç gücenmeyiz. Eleştirilerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza iletirsiniz. Teşekkür ederim.